Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba gençler, bugün sizlerle TOK denge konusu geliştirici test 4 çözümleri ile beraberiz. İlk sorumuzda eşit bölmeli homojen çubuk 2P ağırlıklı özdeş cisimler ile şekildeki gibi dengededir. İpteki gerilme kuvveti P olduğuna göre çubuğun ağırlığı kaç P'dir diye sorulmuş. Bakın öncelikle eşit bölmeli homojen çubuğun ağırlık merkezi orta noktasıdır. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmeli bir çubuk varsa bakın tam 3. bölmeden aşağıya doğru bir G ağırlığı vardır. Peki bir de buradan aşağıya doğru çeken 2P varsa ve ip gerilmesi yukarı doğru P ise bunun vektörel toplamı aşağıya doğru nedir? P'dir. Biz bu tip sorularda her zaman desteğe göre tork alırız bakın. Desteğe göre tork aldığımız zaman buradaki 2P'nin dönme yönüne artı dersek çubuğun ağırlığının dönme yönü eksi, buradaki P'nin dönme yönü de eksidir. O halde sistem dengede olduğuna göre O noktasına göre toplam tork sıfırdır. Bu da artı torkun eksi torka eşitliğini gerektirir. Peki artı tork nedir gençler? Bakın 2P çarpı desteğe olan dik uzaklık. Bakın 2 birimdir. Eşittir. G çarpı G'nin desteğe olan uzaklığı bakın o da 1 birim. Artı P çarpı 1, 2 birim desteğe olan uzaklık 2 birim olur. Buradan 4P eşittir. G artı 2P'dir. Buradan 2P eşittir G'dir. Bizden istenilen çubuğun ağırlığı kaç P diye sorulmuş. O halde çubuğun ağırlığı 2P'dir. Doğru cevap C seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk kütleleri sırasıyla MG, MC ve MY olan GC ve Y cisimleri ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre G bölü Y oranı yukarıdaki değerlerden hangisi kesinlikle olamaz diye soruyor. Bakın ağırlığı önemsiz çubuk şekildeki gibi dengede ise o zaman biz bu tip soruları askı ipine göre tork alarak buluruz. Askı ipine göre tork alındığında bakın G'nin dönme yönüne artı dersem C'nin çubuğu döndürme yönü eksi, Y'nin de çubuğu döndürme yönü eksidir. O halde O noktasına göre toplam tork sıfır ise artı torklar eksi torklara eşittir. Peki buradaki artı tork nedir bakın? G ağırlığı çarpı 1, 2 birimdir. Eksi torkumuz C çarpı bakın 1 birim artı Y çarpı 1, 2, 3 birim. Peki buradan ne çıkıyor bakın gençler? 2G kime eşit? C artı 3Y'ye eşittir. Buradan kesinlikle söyleyeceğimiz nedir gençler? Kesinlikle söylenecek olan bakın matematiksel olarak G'nin ağırlığının Y'den büyük olmasıdır. O halde MG'nin MY'ye oranına bakacak olursak bakın G Y'den büyükse bu değer 1'den büyük olacaktır. Ama burada 2 ve 3 olmaz. Bakın bunlar 1'den küçük bir değerdir. Peki burada dikkat ederseniz bakın 2 tane G, C artı 3 Y ise minimum miktarda biz bu eşitliği nasıl sağlayabiliriz? Örneğin G'ye 2 değerini vermiş olsak, Y'ye de 1 değerini vermiş olsak, C'nin oluşabileceği değer nedir gençler? 2'dir. Bu durumda G'nin Y'ye oranı minimum ne olabilir? 2 olabilir. O halde 2'den küçük bir değer olur mu? Olmaz. O zaman 1 nolu seçenek de elenir. Demek ki cevabımız Edirne'dir. 1 de olmaz, 2 de olmaz, 3 de olmaz. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada ağırlığı P olan eşit bölmeli homojen çubuk esnemeyen, bakın buraya dikkat edin. Esnemeyen ip ve yay yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Çubuğun üzerinde bulunan çocuk ok yönünde hareket ederse
İpte oluşan gerilme kuvveti T ve yayda oluşan gerilme kuvveti F'in değişimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle gençler bakın buradaki ip esnemiyor. Demek ki bu ip aşağıya doğru T ile çekiyor ve biz desteğe göre tork alacağız. Ağırlığı P olan eşit bölmeli çubuk dediğine göre bakın bizim çubuğumuz kaç bölmeli sayalım bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölmeli ise 1, 2, 3 yani 3,5'tan aşağıya doğru çubuğun ağırlığı vardır. Bir de çocuğun ağırlığı var bakın çocuğun ağırlığı da G olsun. Peki çocuk burada ilerledikçe herhangi bir noktaya gelecektir ve ağırlığı da ne olacak bakın G olacaktır. Peki bu G çocuğun ağırlığının desteğe olan uzaklığını bilmiyoruz istedik. Ama P'nin desteğe olan uzaklığı 1 bölü 2'dir. Peki biz desteğe göre tork aldığımız zaman artı torklar kime eşittir? Eksi torklara eşittir. Yalnız burada bir şeye dikkat edelim bakın gençler. Şurası bizim desteğimiz bakın. Burası da zemin. Peki çocuk bu tarafa doğru ilerledikçe bakın çocuk bu tarafa doğru ilerlemeye başlıyor. İlerledikçe burasının aşağıya doğru inip dengenin bozulması gerekir. Peki dengenin bozulması için de şuradaki ipin esnemesi yani yukarı doğru çıkması gerekir. Ama soruda demiş ki esnemeyen bir ip. Demek ki çocuk ilerledikçe buradaki ip gerilmesi artacaktır. Ama bu çubuk şu konuma gelmeyecektir bakın gençler. Bu konuma gelmediğine göre bu yayda herhangi bir sıkışma olmayacaktır. Yani yayın burasında F eşittir K çarpı X dersek yaydaki kuvvete zaten K yay sabiti X'te herhangi bir sıkışma olmayacağına göre yaydaki kuvvette herhangi bir değişme olmaz gençler. Fakat ipteki gerilmeye gelince bakın T çarpı 1, 2, 3 birim var eşittir P çarpı 1 bölü 2 var. Y çarpı da ne var? X var. Peki burada çocuk ilerledikçe 3 sabit bakın. Çocuk ilerledikçe çubuğun ağırlığının desteğe göre olan torku da sabit. Çocuk ilerledikçe G de sabit. Ama çocuk ilerledikçe çocuğun desteğe olan X uzaklığı ne yapacaktır? Artacaktır. Peki bu durumda ipte oluşan gerilme kuvveti de artar. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Gelelim bir diğer sorumuza gençler. Bakın burada ağırlığı önemsiz çubuk X ve Y cisimleri ve ipler yardımıyla şekildeki gibi dengede iken iplerde oluşan gerilme kuvvetleri T1 ve T2'dir. Y cisminin altına bir tane daha cisim asılırsa T1 ve T2 için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye soruyor. Şimdi öncelikle gençler bu sistem böyle dengede ve ağırlığı önemsiz olduğuna göre bir dengenin sağlanabilmesi için ne demiştik bakın bir kuvvet dengesi olmalı. Kuvvet dengesi hem x ekseninde hem de y ekseninde olmalı gençler. Bir de tork dengesi olmalıdır demiştik. Peki burada x ekseninde herhangi bir kuvvet olmadığına göre o zaman ben y eksenini inceleyeceğim. Bakın gençler yukarıya doğru çeken T1 artı T2 kime eşittir? X'in ağırlığı artı y'nin ağırlığıdır. Yalnız burada bir şeye dikkat edin bakın gençler. Bir burada y'nin altına bir tane daha y cismi asıldığında bu ağırlığın T1'e herhangi bir etkisi yoktur. Neden? Bakın asılan ağırlığın herhangi bir etkisi yoktur. Neden? Bu ağırlığın hepsini kim taşıyacaktır gençler? T2 taşıyacaktır. O halde T2 ip gerilmesi ne yapacaktır? Artacaktır bakın. T2 ip gerilmesi artar. Çünkü buradaki Y'nin ağırlığını kim çekiyor? T2 çekiyor bakın. Hepsini birden. Peki burada T2 ip gerilmesi artar. T1 ipindeki gerilme var mı? T1 ipindeki gerilme kuvvetinde herhangi bir değişme olmaz bakın gençler. Çünkü bakın burada ağırlık asıldığı zaman bütün ağırlığı kim çekiyor? Bütün yükü kim çekiyor? Bu burada T2 cismi çekiyor. Peki o halde T1'de herhangi bir değişme olmaz. Doğru cevabımız B seçeneği olur.
Şimdi gelelim bir diğer sorumuza gençler. Bakın burada ağırlığı 2P olan homojen eşit bölmeli çubuk, P ağırlıklı cisim ve F kuvveti yardımıyla zemine sabitlenmiş bir şekilde dengededir. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir diye sorulmuş. Bakın ağırlığı 2P olan homojen çubuk dediğine göre 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmeli bir çubuksa demek ki buradan aşağıya doğru bakın ne var? 2P vardır. Biz tork yerini bu nokta O noktası tespit edecek olursak bakın çünkü dönme noktası O noktasıdır. Kuvvetin dönme yönü artı buradaki P ve 2P'nin dönme yönleri nedir? Eksidir. Peki tork konusu anlatılırken biz de demiştik ki gençler buradaki bir çubuğa etki eden kuvvetler bakın birbirlerine paralelse ya da zemine dikse tork alınırken dik hale getirilmez demiştik. Peki O noktasına göre tork alındığında artı torklar eksi torklara nedir? Eşit. Peki dik hale getirme olmadığına göre direkt F kuvveti çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim diyeceğiz bakın. Eşittir kime? Bakın P çarpı 1, 2, 3, 4 birim artı 2P çarpı 1, 2, 3 birim olacaktır. O halde buradan 6 tane F kime eşit? 4P artı 6P'ye. Buradaki F'in değeri 10P bölü 6 çıkar. Peki sadeleştirme yaptığımız zaman 5P bölü 3 olur. Yani doğru cevabımız Ceyhan olur gençler. Şimdi gençler biz burada tork ve dengeden bahsettik bakın. Torkun her zaman ya desteğe göre ya askı ipine göre alındığından bahsettik. Yine bir sistemin dengede kalabilmesi için iki tane şartın olduğunu, birisinin kuvvet dengesi, diğerinin tork dengesi olduğundan bahsettik. Kuvvet dengesinin de kendi arasında ikiye ayrıldığını, bir cisme x doğrultusunda etkeden kuvvetlerin vektörel toplamının sıfır olması, bir diğeri ise y doğrultusunda etkeden kuvvetlerin vektörel toplamının sıfır olmasından bahsettik. Herkese çalışmalarına başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.